Sizler de böyle güzel çiçeklere sahip olmak istemez misiniz? Çok kolay. Hadi gelin beraber yapalım. Şimdi tam köklenme zamanı. Daha önce havai daldırma yaptığım çiçeklerim köklenmiş mi isterseniz önce onlara bakalım. Daha sonrasında tekrar yapmayı göstereceğim sizlere. Bunlara. Şimdi bunları kırıp alacağım, fideleyeceğim bu yerlerinden. Açıp size de göstereceğim şimdi. Nasıl köklenmiş mi değil mi? Bakın. Bakın şuradaki köke. Yaklaştırayım. Evet. Görüyorsunuz. Şu. Şimdi bunları fideleyeceğim. Gördüğünüz gibi köklenmiş. Bakın. Evet. Diğerini de göstereyim şimdi size. Açabilirsem tek elimle. Önce düğümü açayım. Şöyle. Bakın. Görüyorsunuz. Nasıl net gösterebilirim? Bakın. Bakın. Bu burada. Benimki de burada. Burada bir tane daha yapmıştım. Bu en büyüğü. Bunu da şöyle alacağım. Diğer dallar da büyüyecek bu arada onu aldığım için. Evet. Bunu da şöyle göstereyim size. Gösterebilirim. Şu parmağımın ucunda. Evet. Tekrardan havai daldırma nasıl yapıyorum onu göstermek istedim. Hibrit olup tohumdan bitmeyen bazı bitkiler oluyor. Ya da çok sevdiğiniz ama bir türlü ekip yetiştiremediğiniz çiçeklerinizi bu şekilde çoğaltabilirsiniz. Çok kolay ve hızlı bir yöntem. Bu yöntemle bir saksı çiçekten belki 15-20 saksı bile üretebilirsiniz. Çiçeğin toprağını ıslamıştım daha önceden, sulamıştım. Şimdi bunu buraya saracağım, bu yaraladığım bölüme. Şöyle. Evet. Yaralı bölümden köklenecek inşallah Allah'ın izniyle. Hepsini bu şekilde yaptım. Evet. Şuna da yapmayı düşünüyorum. Biraz zayıf bir şey ama olsun. Şöyle hazırda bulundurayım. Sadece şöyle yaralıyoruz. Bu hibrit bir çiçek. Hibrit olmayanlara da yapabilirsiniz. Sonuçta kök saldığında hazır bir fideniz olacak elinizde. Evet. Şimdi yaralı bölüme denk getirmeliyiz ki toprağa sararken. Sularken de bu tepeden suluyorum ben. Daha hızlı kökleniyor o zaman. Şöyle altını iyice sıkıyorum. Şu üstte birazcık boşluk, hafiften boşluk kalıyor. Sularken buradan aşağı suyu akıtmaya çalışıyorum. O kadar çok ki. Çünkü bu çok güzel bir çiçek ve tohum vermiyor. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çok özel, değişik bir Bodrum papatyası. İlk açtığında renkler daha da koyu oluyor. Sonra açılıyor. Evet. O yüzden ben bunu çoğaltmak istedim. Şurada bir dal daha var. Onu da yapayım. Hepsini götürüp köklenince fideleyeceğim. Taliplisi de çok. Yaralı bölümün toprakla temas etmesi lazım köklenmesi için. Bu yukarı çiçek bölümü aşağıda kaldığı için bu tepeden soluyacağım. O yüzden bu bölümü sıkıyorum. Evet. Buradan sulayacağım. Evet. Şimdi yerine kaldıracağım. Hepsi tamamlandı. Evet, pencere önüne geçti güzellikler. Şöyle göstereyim size tekrarında. Bakın. Bir sürü. O kadar çok yaptım ki. Bunlar hepsi köklenecekler. Köklendiği yerden keseceğim, toprağa fideleyeceğim. Alttan yeniden bu güzel sürgünler taze taze çıkacak, büyüyecek. Bunlara da aynı işlemi uyguladım. Daha önceki videolarımda da göstermiştim ama izlemeyenler için tekrar göstereyim. Bakın buradan kökleneni kopardım, yazlığa götürdüm. Aynı işlem. Buradan kopardım, yazlığa götürdüm. Şu an yeni sürgünler var. Yakından göstereyim. Evet. Burada bir de tohumdan düşmüş. Bu hibrit değil. Tohumdan da yetişebiliyor. Ama ben havai daldırma yaptım. Çiçeklerimi genellikle böyle çoğalttım. Size de tavsiye ederim arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.